Merhaba, ben Matilda. 10 yaşındayım. Merhaba, ben Melanie Hockham. Orta Çağ Sanatları Departmanı'nda küratörüm. Karalama yapıyor musun? Evet, yapıyorum. Genelde neler karalarsın? Daireler, yüzler, giysiler, kareler, kediler, garip şeyler. Çoğunlukla saçma şeyler. 800 yıl önce yaşamış insanlar da karalama yapıyordu desem, bu seni şaşırtır mıydı? Aslında şaşırtmazdı. Çoğu insanın da bizler gibi karalama yaptığını düşünüyorum. Birkaç örneğe bakalım mı? Tabii ki. Bu gördüğün 1200'lü yıllarda Paris'te yapılmış küçücük bir İncil. Onu güzel bir kutunun içinde muhafaza ediyoruz ki bozulmasın. Gördüğün üzere birisi buraya küçük bir karalama yapmış. Nedir bu? Bir fikrin var mı? Şu soldaki şey. Ağaç olabilir. Küçük bir ağaç olabilir. Ya da bir mum. Belki de. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ama bu tarz karalamaların genellikle ne için yapıldıklarını biliyorum. Bu karalamalar çoğu zaman hataları düzeltmek için yapılırdı. Bu kitap elle yazılmış bir kitap. Dolayısıyla yazarken ve defalarca kopyalanırken tahmin edebileceğin gibi bazen hatalar olabiliyordu. Sonra mesela okuyucu gelip, peki bu cümlenin sonu nerede diyebiliyordu. Şuradaki muhteşem küçük el çizimlerini görebiliyor musun? Evet. Bunlar diğerlerinden oldukça farklı görünüyor. Bir tanesi gerçek ele çok benziyor. Bunları kitapların içindeki hataları veya dikkat edilmesi gereken yerleri gösteren küçük notlar gibi düşünebilirsin. İşte bu gördüğün gerçekten de olağanüstü, çok küçük bir kitap. Bunu elinde tutmak ister misin? Beklediğimden çok daha hafif. Bu kitap faksimile, yani birebir kopya yöntemiyle yapılmış. Bir ortaçağ kitabı gibi görünen ama modern metodlarla yapılmış bir kitap. Amaç, Orta Çağ'da yapılmış bir kitabın birebir kopyasını oluşturmak. Bu, Fransız kraliçesi Jeanne d'Œuvre için yapılmış bir dua kitabı. Gerçekten de çok küçük bir kitap. Hadi içinde ne tarz şeyler olduğunu bir bakalım. Wow, çok fazla karalama var. Bu tip karalamaların teknik adı marginalia, yani kenar notu. Bunlar ana çizimler değil, kitabın kenarlarında bulunan özel çizimler. Bu çizimler yüzünden sanırım artık kabuslar göreceğim. Metropolitan Sanat Müzesi'nin her yerinde, baktığımız şeyin arkasında, kenarında bile sanat var. O yüzden her tarafa bakmayı, her yeri gezmeyi unutmayın. Sadece bir şeye, bir konuya takılı kalmayın. Ben Matilda, Ortaçağ Sanatları Galerisi'nden bildirdim.